Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Eğer gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar! Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yepyeni bir videoyla beraberim. Evet. Ne videosu şimdi bu? Hani siz bana PTT'den hediye gönderiyordunuz. Ondan sonra ben o PTT'den hediyeleri alıp patates gibi bir şey, neyse. Hediyeleri PTT'den alıyordum. Daha sonra videoda açıyordum. Böyle bir konsept vardı. İşte onun videosu bu. Şu an o. Bu hediye değil bu arada. Onu sallayıp durdum. Bakmayın. Bu benim şey. Şurada Adak ampulü vardı. Düştü daha sonra. Kırıldı falan. Şöyle ben bunu yere düşürdüm. Bu hale geldi. Böyle düştü çıktı burada. Neyse. Tamam. Tamam dur. Şimdi bir ufak bir konu var bu hediyelerle ilgili. Ben bir hafta önce mi ne? Bir aşağı yukarı bir hafta önce ilk bir baktım ya, bir bakayım dedim hediye gelmiş mi diye gittim. İki tane gelmiş, üç tanesi yoldaymış. O iki tanesini aldım. Şurada duruyorlar şu an. Kapının girişine koydum, yani dışarı koymadım, içeri koydum, evin içine koydum. Yukarı çıktım, iki dakika şurada bilgisayarda işim vardı. Onu hallettim, indim. Bir baktım böyle eve Jaguar'ımı almışlar, kaplanma almışlar, ne yapmışlarsa. Ambalajlar şu hale gelmiş. Şöyle paramparça bir hale gelmiş. Artık nasıl bir vahşi canavar saldırdıysa ambalajlarıma. Yırtık fırtık 2 dakika içinde bütün ambalajlar parçalamış arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani bu nasıl bir vahşettir, nasıl bir saldırganlıktır. Paketler paramparça. Bu nasıl yapılabilir, nasıl böyle bir vahşet, nasıl böyle dehşet. Neye sinirlenir de insan paketi böylesine açar anlamış değilim. Yani al maket bıçağı, ne bileyim normal bıçağı, ekmek bıçağı. Kesene kaç para, niye bu hale getirdin? Bunun neyin parçası olduğunu bilmiyorum. Bu bir şeyin parçasıymış zamanında ama hala şu an değil. Tabii güvenlik güçlerimiz bunun tekrarlamaması için önlemlerini aldı. Bundan sonra böyle şeyler olmayacak yani. Bak 3 tane daha yeni geldi orada. Onların böyle başına badireler gelmedi. Bunu gönderen arkadaş, başlayalım hadi bunu açmaya başlayalım. Zaten ben buradan biraz spoiler edeyim yırtıldığı için ama neyse. Kim gönderen? Büşra Kök. Büşra Kök'ten buradan özür diliyorum hakikaten. Böyle bir hale geldiği için. Gönül isterdi bunu yumuşak yumuşak açalım da şu hale bakar mısın? Ben bunu kendim ambalajlama çalıştım zaten daha sonra bu hale geldikten sonra. Bak bak. Çıkaramıyorum bile. Çıkardım. Bu halde. Yani köpek balı saldırmış gibi durmuyor mu abi, Allah aşkına baksana şöyle, köpek balı saldırmış sanki. Şöyle bir paket gelmiş. Şöyle hani el işi kağıtlar oluyor da onlara benziyor. Şu şeyinde tepesinde görünüyor mu? Türk bayrağı, Atatürk falan ama imza var. Aa bunun aynısından şuraya yapıştırdım lan. Ana bak. Görünüyor mu bilmiyorum, şu an doğrulttum mu ama aynısından monitörde var. Şimdi ben bundan spoiler yedim biraz. İyi ki de yemişim çünkü içindekiler bozulacakmış. Şimdiden uyarayım bazı arkadaşları. Yemek, yiyecek falan gönderecekseniz dikkatli olun. Bozulacak şeyler göndermeyin. Hadi bunlar ambalajlı da. Doğru, burada bozulacak bir şey yoktu lan. Öbüründe vardı. Onu da açacağım. Bekle. Şimdi tabii ben bunları bir hafta önce aldığım için dedim ilk başta buzdolabına koyayım da hani bunlar bozulmasın. Video çekeceğim gün çekerim yerim dedim. Ama ben dayanamadım. Şöyle bir şey çıkınca içinden dayanamadım. Ben bunu gömdüm. Hatta içinde tozu bile kalmadı. Ben bayağı yaladım yuttum bunu. Bunu oraya koyalım. Harika çıktı. Bu şu an buzdolabından çıktığı için biraz sert. Bayağı biraz yumuşasın. Bunu da gömeceğim. Ne olduğunu da ilk defa görüyorum böyle bir şey açıkçası. Ne yazıyor? Holland Caramel Waffles. Galiba fabrika çıkıcı waffle gibi bir şey yapmışlar. Şöyle çok enteresan. Milka yeni bir şey daha getirmiş galiba memlekete. Choco Grains diye şöyle bir şey. Ya yurt dışından almışlar ya da ben artık dışarı çıkmıyorlar, değişik şeyler. Bu ne oğlum böyle? 9 tane var galiba. Twix'in minilerinden. Bundan da bir 3-4 tane gömdüm ama şurada bir trajik bir şey olacak şimdi. Şöyle bir Kit Kat paketi geldi, 10 taneli. Sonra şu an hiç yok içinde. Sıfır yani, hiç kalmadı evet. Spoiler yemek istemezdim ama hakikaten burada çok güzel bir şey var. Yani hiç beklemiyordum. Bayağı şaşırdım ilk gördüğümde. Bana strafor göndermişler. Çok mutluyum ya. Ben bunu artık alayım, oynarım böyle. Abi çok güzel ya. Şaka. Strafor değil. İlk gördüm anlamadım zaten.
İngilizce, Türkçe kafa. Ötüyor, dur. Şunu bir şöyle göstereyim. Marşlı mag, marşlı kupa. Benim burada bardağım yok. Benim zaten Atatürk'lü bardağım vardı böyle. Bir de bunun Atatürk Lüsü'nün marş alanını yapmışlar. bunu ilk görünce çok hoşuma gitti lan. Ne çalıyor? Milli marş mı çalıyor? Ne çalıyor anlamadım. Şimdi bunun için ayrı bir... Bunları geçtim. Şunları geçtim. Bunun için ayrı bir teşekkür ederim yani. Bunu nereden açıyoruz? Şuradan açıyoruz. Şey gibi lan, su içerken bismillah diyen şey gibi, bardak gibi. Çok güzel lan. Nereden açıyor? Dur bakayım. Buga girdi bir de. Buga girdi. İndiresim yok. Güzel çalıyor hakikaten, kaliteli çalıyor. Bir de bir not var burada, not değil. Bayağı mektup var, böyle ferman gibi bir şey yazmışlar. Bir de onun altında başka bir şey yok galiba, evet. Büşra'ya teşekkürler buradan bu kadar gönderdiği şu KitKat olsun, ne bileyim, Pringles olsun. Çok hoşuma gitti lan. Keşke ben de paketi daha sağlam bir şekilde açabilseydim ama neyse, sağlık olsun, sıkıntı yok ya. Sonuçta güvenli paket, evet. Nuran Işıktaş göndermiş, bandırmadan göndermiş. Dur, bakalım şimdi. Ben bunu tam olarak bakmadım. Öbürüne bakmıştım da yani buna tam olarak bakmadım. Öbüründe dedim sürprizi kaçtı, bari bunda kaçmasın dedim. Zaten çok detaylı bir paket, çok böyle karışık bir paket yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Hatta içinde reçel vardı. Onu dolaba koydum bir, sonra geri koydum kapattım. İçinde zaten çoğu şey kaplı. Dur göstereceğim şimdi. Bunun ne reçeli olduğunu bilmiyorum. Ne reçeli lan bu? Antalya yazıyor burada. Bak. Ah. Antalya yazısı çıktı şu an. Şöyle tekrar yapıştırabiliyor muyum? Evet. Çok enteresan bir şey. Şöyle Antalya yazıyor. Sonra bunu çeviriyorsun, böyle ışık yanıyor. Bunun ne olduğunu bana biri söyleyebilir mi? Bu hipnoz mu ediyor? Bak. Korkuyorum da yani. Bakmaya korkuyorum. Hakikaten korkuyorum bir şey olacak diye bu. Anlamadım ki ne olduğunu. Çok enteresan bir şey. Nedir bu? Bayağı sarmış peçeteyi. Hamallı mı geliyor ki bu? Kargo. Oo. Oo. Bu... Bu nasıl bir şey ya? Şu an size bilmiyorum görebiliyor musunuz da hologram gibi ama değil gibi, her yanından baktığında ayrı bir şeyi var. Görebiliyor musunuz ya? Şöyle. Bilmiyorum kamerada nasıl çıkıyor ama bunu çok güzel bir şey lan bu böyle. Atatürk saati, Atatürk dövmesi, Atatürk şeyi, bardağı, ayrı bir Atatürk var, şey, marşlı bardak, Atatürk bu, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Atatürk resmi yakında basılacak ki benim. Bunu neresinden açarız? Elim girdi içine. Bunu nereden açacağım lan? Heh, normal çekince açılıyormuş lan. Şöyle geliyor. O ne lan? Çok enteresan bir şey var şimdi. Hadi lan. Hadi lan. Yapma. Yapma. O ne? Arkasında bir şey yok değil mi? Arkadan beyaz tişört. Hadi lan. Bak bak. Dur, görünüyor mu? Game of Thrones, daha yeni başladım bir de. Nasıl seviyorum şu an diziyi, nasıl sardı var ya. Game of Thrones Stark. Bir de not var burada. Ben bu notu sonra okuyayım, şeyden sonra okuyayım. Videodan sonra okuyayım çünkü özel bir nota benziyor. Bu şimdi tişört bana olacak mı, bir de öyle bir durum var. Kaç bu? Vallahi Nurdan'a da teşekkür ederim buradan. Özellikle tişört için. Oğlum
Hiç de aklıma gelmez daha Game of Thrones tişörtü falan gelecek. Şaşkınım. Teşekkür ederim bu... Şu ne olduğunu bilmediğim, bunu biri açıklarsa sevinirim. Bu ne olduğunu bilmediğim şey... Daha sonra şu enteresan hakikaten... Hipnoz edici Atatürk eşyası mı denir, item mi denir, ne denir? Hepsi için teşekkür ederim. Öbür hediyeye geçelim. Çok merak ettim. Çok enteresan bir kutu var burada. Çok sade bir kutu var. Onu bir açacağım şimdi. Dikdörtgen hepsi böyle. Dikdörtgen prizma bir paket var. Kim göndermiş? Yiğit Yavuzer göndermiş. Apartman falan bütün adresini de vermiş. İzmir Bornova'dan göndermiş. Bombamı yolladın lan. Bu ne böyle? Çok enteresan. Bomba patlamasın oğlum. Ne lan bu? Ne lan bu? Bu ne ya? Bir şey var mı altında? Abi bomba yollamış galiba. Anlamadım. Blackberry mi? Üretim yeri Macaristan falan. Böyle değişik bir şey çıktı içinden. Dağıtıcı mağıtıcı. Telefon mu yolladın lan? O ne abi, bir dakika. Onun içinde ne var ya? Ölü ceset kokuyor ya. Sen bana ne yolladın lan? Camı açalım. Ne o ya? Yemin ediyorum korktum şu an. Neydi onun içindeki be? Bu nedir? Abi bu ne? Ben dokunmaya korkuyorum. Ulan bir şey öldürüp bana mı yolladın? Bu ne ya? Dur ben bunu bir... Hıyarmış. Açtım bak. Şurada içinden bir not çıktı. Şöyle. Murat abi merhaba, ben Yiğit. Yazım için kusura bakma, içinde biraz hırpalanmış eski bir telefon var. Umarım bunu fetiş testi yaparsın. Yaparsan çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim. Telefon hıyarın altındadır. Üniversite hayatına başarılar. Sağ ol. Hediyemi umarım beğenirsin. İyi videolar Yiğit Yavuzer. Abi yemin ediyorum. Ördek gibi ya. Civciv gibi. Sanki böyle közlenmiş, parçalanmış civciv gibi bir şeye benzemiyor mu ya? 1,5 hafta bunun içinde işte salatalık koyarsanız böyle olur bu. Bunları yaşayarak tecrübe edeceğiz tabii. Şimdi ben bu pis şeye salatalığa dokunamam. Küflenmiş, kokuyor. Nasıl kokuyor ama? Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor anlatamam yani. Şunu şuradan şöyle anan. Çok çirkin. Tamam, içinden şu çıktı. Blackberry çıktı içinden. Tabii Blackberry'yi şöyle şey yapabiliyorsunuz. Bataryası yok. Ayrıca bir sinirlenmiş, paramparça etmiş galiba telefonu. Böyle ilk başta bomba zannettim zaten. Çok şüphelendim çocuktan ya. Böyle bir telefon. Evet, bundan fetiş testi yapmamı istiyor. Teşekkür ederim. Yapar mıyım? Yaparım büyük ihtimalle. Zaten sen bunu gönderdiysen yaparız artık. Ağzırım bunu. Parçalarım herhalde. Nasıl parçalarım? Duvara atarım en kötü. Yani madem çalışacağını zannetmiyorum bu saatten sonra. Özellikle şurada paramparça şeyleri çıkıyor. Tuşları yok. Buna at çöpe gitsin. Ama atmadan önce tabii şu şekilde değişik fetiş testleri yapabiliriz. Seni mutlu ederim ben. Sen şey yapma. Bu şekilde şey yaparız ya. Sıkıntı değil. Fetiş testi. Senin istediğin fetiş olsun. Yalnız bu hıyarı atacağım. Yani bunu yani ev, oda ko, ev odayı bırak. Ev, mahalle koktu yani. Ben böyle bir koku görmedim. Lanet olsun. Bu neymiş ya? Vay kokuya bak. Vay 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 vay. Üf. Of Yiğit of. İnşallah biri soğan göndermemiştir. Çünkü soğanın da 1,5 hafta dayanacağını zannetmiyorum. Burada vefat ederim. Ruhumu teslim ederim. Şunu şöyle alalım, şuraya koyalım. Uzunumsu bir şey var. Şöyle değişik bir şey var. Ne olduğunu anlamadım pek. Kim göndermiş? Mehmet Can Yalçın göndermiş. Kütahya'dan göndermiş. Bakalım. Şurasını bir şey yapabilirsem. Tişört falan mı? Ne abi? Ha şuradan açılıyor. Dur bakayım. Bundan da öyle böcek falan çıkmazsa. Bu ne? Ha. Ne diyor? Nanoteknoloji ile üretilen bu ürünün baskısı gün ışığında şekil değiştirme özelliğine sahiptir. Vay vay vay. Şöyle oluyormuş. Şöyle değişiyormuş. Bu hale geliyormuş. Nanoteknoloji. Arkası yok tabi. Şöyle bakın. Şu an ne durumunda bu?
Şu an güneş durumunda mı? Kapalı mekan güneşi. Şu an kapalı mekanda böyle. Ben bir gün ışığına çıkıp deneyeceğim bunu. Bu peki bana olur mu? Kaç bu? 1200 cc falan. Teşekkür ederim lan valla. Nanoteknolojide tişörtüm var artık yani daha. Sağ olasın. Şu öbür şey ne? Şurada bir şey daha var. İçinde bir şey daha var. Dur bakayım bunda var mı? Bunda yok değil mi daha? Tamam bunda yok. Bu ne abi? Bu ne? Böyle kaliteli bir mizahla ilk defa karşılaşıyorum hayatımda. Yani ben bu kadar komik bir şey. Açık bir de galiba. Böyle değişik de bir kokuyor. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Sabri Ufuk Yılmaz göndermiş. Nereden? İzmir'den. İzmir'de çok sevenim var galiba. İzmir'i ben de çok severim. Bunu nasıl açıyor? Şöyle açılıyor direkt. O ne abi? Yine bir paket. Ölü böcek göndermeyin. Ölü kuş falan göndermeyin. Bakalım ne var içinde. Bu ne? Burada bir şey yok. Online alışveriş LCY2K. Abi bu şey bayramlıkları sizden çıkarttım ha. Böyle bir kıyafet böyle bir şey. Bakayım ne gönderdim lan? Yapma bir daha ama sen de ya. Hayır. ÖSYM şeydi gönder. Hayır, bir erkekten şöyle ayıcık hediyesi almak hakikaten insanı şaşırtıyor. Böyle bir ayıcık geliyor bir erkekten, bu insanı tedirgin ettiriyor. Dur bakayım ne yazıyor. Korktum da buna sarılacakmışım. Tamam sarılırım, seni mi kıracağım oğlum? Allah Allah. Bir tane ayıya da sarılıveririz, ne olacak? Sweet on you. Sesi çıkıyor mu bunun? Bazıları sesli oluyor ya, bu sessizmiş. Dur başka şeyler de var. Ah, bu ping pong topunun acaba amacı nedir? Saçım niye düşüyor ya? Lanet olsun, hiç sevmiyorum bu saçı. Muazzam bir hediye. Bu nedir? Kulaklık var, zar var. ÖSYM'nin şekeri var, bu şeker bozulmuştur. Bu gelene kadar çoktan bozulmuş gitmiştir. Bu kulaklık ne kulaklığı lan? Hep zar isterdim. Hep bir zarım olsun isterdim. Şöyle. Hep atmak isterdim. Hep zarım olsun isterdim. ÖSYM bende de var zaten. Güzel. Başka ne var orada? Atatürk fotoğrafı galiba. Şunun Atatürk olması lazım ama çok da net görünmüyor. Bir bakın. Atatürk fotoğrafı değil mi? Bak. Şu. Atatürk'e benziyor. Benzemiyor bayağı o ya. Emin olamadım. Belki dedesinin fotoğrafını yollamış da olabilir ama Atatürk o ya. Başka da bir şey yok. Evet. Ayıcık falan filan. Evet. Hakikaten mutlu oldum ya. Böyle değişik hediyeler alınca insan şöyle Game of Thrones olsun. Bu Game of Thrones değil. Bu şey. Şu dışarıda giyilen. Dışarıda giyince şey olan rengi değişen. Ondan sonra ne bileyim şurada da Game of Thrones vardı. Ha, Game of Thrones çok uzakta ama. Ne bileyim işte şöyle şu muazzam Atatürk şeyi, ürünü. Bunun adını bilmiyorum. Şu an parlıyor mu ya? Ama bir şeye şaşırdım. Soğan gönderen olmamış. Hıyar bile gönderen olmuş ama soğan gönderen olmamış. Ona çok şaşırdım ve rica edeceğim büyük hıyar göndermeyin. Bozuluyor gördüğünüz gibi. Kokuyor sonra böcek zannediyorum ben. Öyle şeylere gerek yok. Evet. Bu bölüm bu kadar. Yani gönderen arkadaşlara teşekkürler tekrardan. Ara hediye göndermek isteyen varsa bir hafta veya... Kameraman şarjı bitti. Yavaş ama... Şu an bende misiniz? Bakayım. Bendesiniz. Evet.
Kameranın şarjı bitti, sığır gibi. Saçma sapan bir şekilde şöyle şu görmüş olduğunuz kamera. Oradan kendime bakmaya çalışıyorum. Bunun şarjı bitti, şimdi takacağım. Bir hafta veya iki hafta sonra bir tane daha böyle bir şey, böyle bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Tabii hediye gönderirseniz çekeceğim. Eğer hediye göndermek isteyenler varsa gidiyorsunuz, hediyenizi paketliyorsunuz veya paketlemiyorsunuz. Nasıl vermek istiyorsanız artık hangi PTT şubesine gidersiniz size kalmış. İstediğiniz bir PTT şubesine gidiyorsunuz. Oradaki görevliye diyorsunuz ki işte ben bu paketi nereye? Neydi lan? İşte PTT Antalya Güzeloba şubesine göndermek istiyorum. Kimin adına? Murat Engin Ekin adına diyorsunuz. Kargo ücretini verip gönderiyorsunuz. Oluyor bitiyor. 5 lira 4 lira bir şey zaten. Burada çoğu yazıyor. En fazla 7 vardı. 2,5 kilo 7 liraydı. Öyle bir şey. Evet. Basit yani. Öyle zor bir şey değil. Ben de zor sanıyordum da değilmiş. Neyse. Uzun oldu bayağı video. İzleyenlere teşekkürler. Hediye gönderenlere de teşekkürler. Burada doldurdum hediyeleri. Bunları şey yapacağım. Toplayacağım etrafı. Bayağı daldı ortalık. Evet. Yavaştan gideyim ben. Hadi atacağım sizi. Ya da dur değişik gidelim sonra. Düştü ya.